Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle Türkiye'deki yabancı uyruklu vatandaşların Türkiye'de gerçekleştirecekleri evlilik işlemlerinde istenilen belgeleri ele alacağız. Belgelerin tek tek isimlerini saymadan önce şu konuyu özellikle söylemek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti istenilen her belgeyi mutlaka Türkçe istiyor. Yani ülkenizden alacağınız belge eğer sizin kendi dilinizde ise mutlaka o belgeyi İngilizce, Fransızca ya da Almanca gibi Türkiye'de de yaygın olarak tercüme bürolarında bulabileceğiniz dillere tercüme ettirip Türkiye'ye getirmeniz en mantıklısı. Diğer türlü Türkiye'de örnek veriyorum bir Norveççe, İsveççe ya da Somalice, Türkiye'de çok yaygın olmayan dillerde da yeminli tercüman bulmakta çok zorlanabilirsiniz ve Türkiye'de inanılmaz bir çıkmaza girebilirsiniz. Haliyle mutlaka getireceğiniz belgeleri eğer Türkçe yaptıramıyorsanız en azından İngilizce, Almanca, Fransızca gibi yaygın olan dillerden bir tanesini tercüme ettirip Türkiye'ye getirmeniz en mantıklısı. Daha güzeli o belgeleri kendi bulunduğunuz ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarından veya büyükelçiliklerinden tercüme ettirip getirebiliyorsanız en ideali o. Çünkü orada yapılan belgelerde, tercümelerde aynı Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yapılmış gibi kabul ediliyor. Öncelikle bunu bir söyleyelim arkadaşlar. Bir önceki videomuzda apostilden bahsetmiştik. Yine bu videoda da yeri geldiğince apostilden bahsedeceğiz. Çünkü belgelerin mutlaka apostilli olması gerekiyor Türkiye'ye gelen belgelerin. Arkadaşlar ilk bahsedeceğimiz belge pasaportunuz olsun. Bir kere Türkiye'ye geldiğiniz zaman öncelikle geçerli bir pasaportunuz olması lazım ve bu pasaportun da yeterli süresi olması lazım. Eğer Türkiye'de yasal statüde değilseniz kesinlikle evlilik gerçekleştiremezsiniz. Öncelikle mutlaka yasal statüde olmanız lazım. Yasal statü ne demek? Ya uzun süreli turist vizesi almış olarak gelebilirsiniz veya ikametiniz olması lazım. Yani hem ikametiniz yok, hem vizeniz yok, hem pasaportunuz yok. Burada yasal olarak kalmıyorsanız kesinlikle resmi olarak evlilik gerçekleştirmeniz mümkün değil. Yani ilk belgemiz pasaport arkadaşlar. İkinci belgemiz doğum belgesi. Arkadaşlar her vatandaş biliyorsunuz kendi ülkesinden çok rahatlıkla doğum belgesi alabilmektedir. Türkiye'ye gelmeden önce mutlaka doğum belgesi getirmeniz gerekiyor. Az önce de bahsettiğim gibi yine doğum belgesini de Türkçe'ye çevirtirmeniz ya mümkün değilse Türkiye'de rahatlıkla bulabileceğiniz, yeminli tercüme bürolarında bulabileceğiniz bir dile tercüme ettirip getirmeniz gerekiyor. Üçüncü belgemiz arkadaşlar. Üçüncü ve en önemli belgelerden bir tanesi de arkadaşlar evlilik lisansına sahip olduğunuza dair yaygın kullanımıyla bekarlık belgesi. Mutlaka bekarlık belgesine sahip olmanız lazım. Bekarlık belgesinde yine aynı şekilde diğer belgelerde olduğu gibi Türkçe'ye tercüme ettirmeniz gerekiyor. Arkadaşlar burada apostil konusunu 1-2 dakika tekrar ele alalım. Türkiye Cumhuriyeti'ne getireceğiniz her belge veya Türk vatandaşısınız başka bir ülkede evlilik gerçekleştireceksiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nden alıp da diğer ülkelere götüreceğiniz her belge mutlaka apostilli olması lazım. Apostil nedir? Aldığınız belgelerin doğru ve gerçek olduğunu tasdik eden yerel makamlarca verilmiş bir mühür gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Alınan belgeler mutlaka apostilli olması gerekir. Apostilli olmazsa arkadaşlar yeminli tercüme bürosunda belgeyi tercüme ettirip noterde onaylattığınız zaman noter mutlaka belgede apostil yoktur. Belgeyi ona göre değerlendirin şeklinde bir mühür basıyor. O mühürü gördükten sonra da zaten evlendirme dairelerinde işlemi yapmanız mümkün değil. Arkadaşlar kendi ülkenizde alacağınız bekarlık belgesini ve doğum belgesini mutlaka kendi Dışişleri Bakanlığınızdan onaylatmanız gerekir. Çünkü Türkiye'ye geldiğiniz zaman o belgeleri konsoloslukta onaylatmanızı isteyecektir. Ancak konsolosluklar sadece kendi ülkelerinin Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan onayları onaylıyorlar. Yani o belgede eğer Dışişleri Bakanlığı mühürü yoksa Türkiye'deki herhangi bir konsolosluk o belgeyi onaylamaz. Bu nedenle mutlaka belgenizi kendi ülkenizde Dışişleri Bakanlığı'nda onaylatmanız gerekir. Daha sonra da Türkiye'ye gelince konsolosluğu onaylatıyorsunuz. Konsolosluk onayını da yaptıktan sonra arkadaşlar güzel bir yeminli tercüme bürosu buluyorsunuz. O belgeleri yeminli tercüme bürosuna gidip önce yeminli tercüme bürosundan tercüme ettirip Türkçe'ye tabii ki. Daha sonra da konsolosluk onayı yaptırmanız gerekiyor. O onayla birlikte evlendirme dairelerine başvurabilirsiniz. Burada yeminli tercüme bürolarına tercüme ettirdikten sonra arkadaşlar belgenizi mutlaka kontrol edin.
Çünkü pasaportla belgeler arasında ya da getireceğiniz herhangi bir belgede uyuşmazlık olursa özellikle isim yanlışlıklarına çok dikkat edin. Biz tercüme bürosu sahibi olduğumuz için çok karşılaştığımız problemlerden bir tanesi şu. Mesela Türkçe'de I ve İ harfleri iki farklı harf tabii ki. Ama İngilizce'de büyük harfle I yazılmıyor. Pasaportlarda hep I de olsa büyük harfle yazılınca I şeklinde yazılıyor. Mesela yurt dışından gelen kişinin ismi eğer Fatih ise, Türkiye'deki Fatih ismini örnek vereyim. Mutlaka o pasaportta Fatih şeklinde yazılıyor. Fatih değil de. Haliyle Yeminli Tercüme Bürosu'nun o ismi Fatih şeklinde yazma yetkisi yok. Hatta yanlışlıkla yazsa bile noter onaylamaz. Hadi diyelim ki noterin de gözünden kaçtı, noter de onayladı. Ama mutlaka evlendirme dairesinde bu problem oluyor. Çünkü pasaporttan kontrol ediyorlar. Bu pasaportta Fatih yazıyor. Sen neden Fatih yazdın şeklinde. Mutlaka problem yapıyorlar. Bu nedenle tercüme ettirdiğiniz belgeleri mutlaka güzel bir şekilde kontrol edin. Tercümeden geçen belgeler artık o kişinin Türkiye'de kaldığı tüm süre boyunca belki 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl ömrü boyunca kullanacağı isim oluyor. Bu nedenle çok önemli arkadaşlar. En başta bir yanlış olduğu zaman o yanlış ömür boyu devam ediyor. Daha sonra o yanlışın düzeltilmesi için mahkeme kararları verilmesi gerekiyor. Çok uzun ve masraflı bir sürece giriliyor. Bu nedenle mutlaka belgeyi kendiniz notere çıkartmadan önce oturun 5-10 dakika sakin bir şekilde tercüme bürosundan aldıktan sonra mutlaka kontrol edin arkadaşlar. Diğer türlü katlanacağınız yanlışlar, telafiz olmayan yanlışlar olabilir. Arkadaşlar diyelim ki her şeyiniz tamam, her şeyinizi hallettiniz. Gittiniz evlendirme dairesinden randevu da aldınız. Yine yeminli tercüman olayıyla karşılaşıyorsunuz. Eğer evlenecek kişilerden herhangi bir tanesi iyi derecede Türkçe bilmiyorsa mutlaka bu nikahın yeminli tercüman eşliğinde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Diğer türlü evlendirme memuru İngilizce, Fransızca, Arapça neyse artık bilse bile karşıdaki evlenecek kişiyle çok güzel anlaşabiliyor olsa bile Türkiye Cumhuriyeti yasaları gereği evlenecek kişilerden bir tanesi eğer Türkçe bilmiyorsa mutlaka yeminli tercüman eşliğinde olması gerekiyor bu nikahın. Arkadaşlar dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti'nde de evlenen kişiye hemen Türk vatandaşlığı verilmiyor. Evlenen kişiye ilk etapta 3 yıllık bir ikamet izni veriliyor arkadaşlar. Bu 3 yıllık süre içerisinde o kişiyle gözlemleniyor. Yani bu evlilik gerçek bir evlilik mi yoksa formaliteden yapılmış bir evlilik mi o tespit ediliyor. 3 yıl sonunda da eşi Türk olan yabancı kişinin Türk vatandaşlığına başvurma hakkı oluyor. Yani şunu diyebiliriz. Evlilik gerçekleştiği andan itibaren aslında sizin vatandaşlık işlemleriniz başlamış oluyor. Bu belgelerle alakalı son olarak şunları söylemek istiyorum. Bir kere Türkiye'ye gelmeden önce mümkünse bu belgelerin apostil işlemlerini, tercüme işlemlerini kendi ülkenizde halletmeye çalışın. Çünkü kendi ülkenizde halledemediğiniz bir işlemi buradaki konsolosluğunuzda halletme şansınız çok düşük. Yani çoğu zaman şunlarla biz karşılaşabiliyoruz. Vatandaşlar gidiyorlar kendi konsolosluklarına. Bazen randevu bile alamıyorlar. Konsolosluğun içine bile giremiyorlar. Haliyle bu tür belgeleri onaylatması, tercüme ettirmesi çok zor. Yani mümkün mertebe kendi ülkenizde halletmeye çalışın. Hatta eğer bu belgeleri almadan Türkiye'ye geldiyseniz ve ülkenize gitmeniz çok masraflı olmayacaksa aynı şekilde ülkenize gidip yaptırıp gelmeniz daha mantıklı arkadaşlar. Çünkü tecrübesi olan insanlar hep bundan bahsediyorlar. Arkadaşlar konuyu kısaca özetleyecek olursak bizden istenen belgeler bir kere kesinlikle pasaport olması lazım. Zaten pasaport olmadığı zaman bir ülkede, kendi ülkeniz dışındaki bir ülkede pasaportsuz yasal statüde bulunmanız mümkün değil. İkincisi arkadaşlar doğum belgesi. Üçüncüsü de arkadaşlar bekarlık belgesi. Bunlar kesinlikle olmazsa olmaz şeyler. Bazen farklı ülkelerin durumuna göre bir iki tane ekstra evraklar da istenebiliyor. Bu arada arkadaşlar bazı ülkelerde özellikle Afrika ülkelerinde ve Orta Doğu ülkelerinde çok karşılaşılıyor. Bekarlık belgesi diye bir belge yok. Türkiye'de var böyle bir belge ama o ülkelerde yok. O ülke vatandaşları da kendi ülkelerindeki noterliklere gidip sadece kendileri değil çoğu zaman annesi babasıyla beraber gidip bekar olduklarına dair yeminli ifadelerde bulunuyorlar. O da yine aynı şekilde Türkiye'de kabul edilen bir belgedir arkadaşlar. Bu belgelere ek olarak belki bir de şu konudan da bahsetmek gerekir arkadaşlar. Bazen insanlar isim değişikliği yapabiliyorlar. Eğer isim değişikliği yapıldıysa mutlaka o isim değişikliğinin yapıldığını yasal olarak ispat eden bir belge getirilmesi gerekir. Yani doğum belgesinde adınız farklı bir şeydir ama şu an pasaporttaki isminiz farklı bir şeydir. Bu sizin için kesinlikle sorun teşkil edecektir. Ancak Türkiye'de de olduğu gibi eğer elinizde bir mahkeme kararı varsa isim değiştirdiğinize dair
bu problemi de o şekilde çözebilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar, istenilen belgeleri mutlaka apostilli getirin. Apostilsiz belgeler Türkiye'de kesinlikle işlem görmüyor. Burada arkadaşlar, yabancıların sık sık yaptıkları yanlışlardan bir tanesi şu: belgeleri getirmeden önce kendi ülkelerindeki yeminli tercüme bürolarından Türkçe'ye tercüme ettirip o şekilde getiriyorlar. Fakat Türkiye'de bu belgeler kesinlikle işlem görmüyor arkadaşlar. Sadece o tercümeler eğer Türk konsolosluklarında veya Türk büyükelçiliklerinde yapılırsa aynı Türkiye'de yapılmış gibi, Türkiye'de tercüme edilmiş gibi kabul ediliyor. Diğer türlü arkadaşlar o belgeler kesinlikle işe yaramayacaktır. Yani tercümelerin mutlaka Türkiye'de yapılması lazım. Ama orada yapılması gerekenler neler? Tekrar üzerinde duracak olursak arkadaşlar, mesela gidecek doğum belgesini alacak. Aldığı doğum belgesini mutlaka dışişlerine onaylatacak. Dışişlerini onaylatmalı ki Türkiye'ye geldiğinde de ülkesinin konsolosluğundan onaylatabilsin, tasdik edebilsin. Kendi konsolosluğundan tasdik ettirdikten sonra da arkadaşlar yine Türkiye'de kaymakamlıklardan ya da valiliklerden onay alabiliyor. Onaylattıktan sonra arkadaşlar yeminli tercüme bürosuna gitmesi en sağlıklısı. Bazen şu olabiliyor, yerel makamlarda o belge onaylatılmadan direkt tercüme bürosuna gidiliyor. Eğer belgeyi arkadaşlar Türkiye'deki yerel makamlardan onaylatmadan direkt tercüme bürosuna gidip tercüme ettirirseniz şöyle bir problemle karşılaşabilirsiniz. Evlendirme memurluğuna gittiğinizde belgede kaymakamlık ya da valilik mührünü görmek istiyorlar. Ha, siz şöyle yapabilirsiniz, noter onayından sonra belgeyi tekrar gidip kaymakamlık ya da valilikte mühürletebilirsiniz. Ancak bu da yine sorun teşkil ediyor. Genellikle evlendirme daireleri tercüme edilen evrakta da, yani noterin onayladığı evrakta da o kaymakamlık veya valilik mührünü görmek istiyorlar. O yüzden öncelikle tüm mühürleri, tüm onayları hallettirip ondan sonra tercüme bürosuna gitmek, daha sonra noterden tasdik ettirmek, ondan sonra da evlendirme dairesine gidip randevu almak en sağlıklı olan arkadaşlar. Arkadaşlar, bugünkü videomuzda Türkiye'deki yabancıların evlilik işlemlerinde yapması gerekenleri, getirmesi gereken evrakları, evrakları getirdikten sonra da Türkiye'de sırasıyla hangi işlemleri yapması gerektiği konusunu ele aldık. Umarım faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederim.